Ankara'dan herkese mutlu günler. Siyasette 31 Mart yerel seçimleri artık geride kaldı ama siyasi partiler yerel seçimin muhasebesini gerçekleştiriyorlar. Seçim sonuçlarının değerlendirmesini yapıyorlar. İşte o muhasebeyi yapan, en sert şekliyle yapacak olan daha doğrusu bir parti var. O da İyi Parti. İyi Parti olağanüstü bir kongre kararı aldı. Seçimli genel başkan yarışının yaşanacağı bir kongre 27 Nisan'da gerçekleştirecek. Yani sadece 5 gün kaldı. Ve adaylar var. Meral Akşener aday değil, kurucu lider olmasına rağmen aday olmayacağını açıkladı. Bir anlamda 31 Mart yerel seçimlerin öz eleştirisi anlamına geliyor bu. Ama bir diğer yandan önemli isimler aday. Onlardan biri Musavat Dervişoğlu, grup başkan vekili İyi Parti'nin. Onun yanı sıra grup başkanı Koray Aydın ve Tolga Akalın adaylar. 27 Nisan'da kıyasıya bir yarış yaşanacak. Ama biz İyi Parti'yi bundan sonra nasıl göreceğiz? Bunu konuşacağız. Musavat Dervişoğlu, İyi Parti Grup Başkan Vekili yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hem nazik davetiniz için hem de bizi kameralarınız, ekranlarınız vasıtasıyla milletimizle buluşturduğunuz için efendim. Biz teşekkür ederiz. Musavat Dervişoğlu, İyi Parti'nin Grup Başkan Vekili ve kurucu isimler arasında da yer alıyor. Şimdi bambaşka bir noktaya doğru gidiyorsunuz. Liderliğe adaysınız. Önce niye aday oldunuz ve İyi Parti delegesini, İyi Parti seçmenini, İyi Parti tabanını ne vaat ediyorsunuz? Onları nasıl etkileyeceksiniz? Şimdi yerel seçimlerden sonra Sayın Genel Başkanımız milletimize vermiş olduğu söze sadık kalarak genel başkanlığa aday olmayacağını açıkladı. Bir kongre kararı aldı. Sizlerin de bildiği ve kamuoyunun da takdir ettiği gibi ben bu partinin kuruluş aşamasından itibaren içinde olan biriyim. Ayrıca kendimi partide bir birleştirici güç olarak görüyorum. Dolayısıyla ayrılıklara, farklılıklara, aykırılıklara karşı yaşadığımız bu olağan dışı süreçte partimi bulunduğu yerden alıp daha kutlu hedeflere taşıyacağımı, seçmen tabanımıza, parti teşkilatlarımıza birlik ve beraberlik mesajı verebileceğimi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki parlamento grubumuzu işlevsel anlamda yerinde tutup İyi Parti'nin görüş ve düşüncelerinin kamuoyuyla doğru bir biçimde paylaşılmasına katkı sağlayacağıma inandığım için aday oldum. Dediğiniz gibi kuruluş aşamasından itibaren varım. Kendi tabanımızda bir tanınmışlık sorunum yok. Güvensizlik sorunum yok. Birleştirici vasfımla partimi öncelikle salim bir limana götürüp oradan da iktidar yolculuğunu başlatabilme yeterliliğini kendimde görüyorum. Diğer adaylar da elbette ki önemli şahsiyetlerdir. Zaten birbirimizin arasında ayrı gayrı yoktur. Hepimiz partimize hizmet etmiş insanlarız. Dolayısıyla ben güzel bir kongre döneminin yaşanacağını ve bu kongreden sonra da partimizin yüksek bir atılım sergileyerek iktidara talip olma özelliğiyle meydanlarda olacağını öngörüyorum. Bunu yapabilecek bilgiye, birikime, tecrübeye, enerjiye sahip buluyorum kendimi. O sebeple aday oldum. Delege arkadaşlarımızın takdir ve teveccühüne mazhar olur isem 28 Nisan sabahı İyi Parti'nin genel başkanı olarak iktidar yolculuğunu başlatacağım. Şimdi efendim partide ciddi istifalar var. İşte İzmir adayınız Ümit Özdağ'la istifa etti. Dün Bilge Yılmaz ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcısıydı. Önce görevinden istifa etmişti. Ama şimdi partiden de istifa etti. Taner Demirer yine genel başkan yardımcılarından istifa etti. Şimdi bu son istifaların ardından tabii kongreye giden bir süreç. Parti dağılır iddiaları da söz konusu. Çünkü Meral Akşener'in burada kurucu lider olması ve bir anlamda İyi Partililerin tutkal işlevi gördüğünü söylemesi Meral Akşener'in. Şimdi onun aday olmaması bu süreci nasıl götürür?
Vallahi ben partimizden istifa eden hiç kimseyle ilgili olumsuz bir beyanda bulunmadım. Arkadaşlarımız, bahsettiğiniz arkadaşlarımız etkin ve yetkin şahsiyetler bana göre. Ancak böylesine bir süreçte İYİ Parti'de sanki içinde bir çözülme varmış, izlenimi yaratmış olmaları bakımından yaptıklarını doğru ve yerinde bulmuyorum. Bu partiye hepimiz sorumluluk alarak geldik. Sorumluluk duygusuyla kurduk. Kurulduğumuz andan itibaren de Türkiye'de hukuk ve demokrasi mücadelesi veriyoruz. Bu arkadaşlarımız mesleki alanlarındaki ehliyetlerinden ötürü partimize gelmişlerdi ve şayet iktidar olmayı becerebilseydik, bugün birisi işte ekonominin başında olabilirdi, biri sağlığın başında olabilirdi, bir diğeri bizim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda bulunabilirdi. Bütün bu görevleri deruhte edebilecek arkadaşlar bunlar. Ama bizim partimizin kurulmasından sonra partimize dahil olan insanlar. Partimiz iktidar olsaydı kalacaklardı. Ama şimdi bir vehme kaygıya kapıldıkları kanaatini taşıyorum. Siyasi partilerde ve özellikle ülkemizde hiç kimse yeri doldurulamayacak bir şahsiyet değildir. Şunu da net olarak söyleyeyim. Bu arkadaşlarımızın hiçbirinin siyasi geçmişi yok. Yeterlilikleri münasebetiyle İYİ Parti'ye gelmişlerdi. Ve İYİ Parti'deki kimlikleri münasebetiyle de bir toplumsal karşılık buldular. Aynı statüde arkadaşlarımızın partiye katılma talepleri söz konusu olduğunda o zaman bunlar eksiklik olarak sayılmayacaklar. Ama ben doğrusunu isterseniz bu kıymetli arkadaşlarımızın böyle bir süreçte bu kararı alarak bizim üzülmemize sebep olduklarını ifade edebilirim. Biraz daha düşünselerdi keşke, yaptıkları işin neye mal olduğunu görebilselerdi. Temennim bu inşallah. Gittiler diye de gelmeyecekler, dönmeyecekler diye bir şey yok. Çünkü nasıl onlar bu partiye çok şey kattılarsa bu parti de onlara çok şey kattı. Dolayısıyla Türk toplumunun önünde kimliklerini ve kişiliklerini parlattı. Elbette ki kendileri özel ve önemli insanlar ama siyasetteki tanınmışlıkları, ülkedeki tanınmışlıkları İYİ Parti'nin varlığıyla söz konusu oldu. Hiç olmazsa bunu düşünmeleri, kararlarını gözden geçirerek yeniden çatımızın altında bir araya gelmenin yollarını aramalarını buradan naçizane öneriyorum. Bir yandan çağrı da yapıyorsunuz. Yani. Gayet tabii çok önemli ve kıymetli insanlar. Sadece onlar değil, gerçekten İYİ Parti'de sürecin netamelerine, olumsuzluklarına bağlı olarak kendilerini iyi hissetmeyenler olabilir. Siyaset her zaman başarı odaklı yapılır. Dolayısıyla yeterlilik sahibi insanlar da başarının olduğu yerde bulunmayı isterler. Ben onlara gelecek dönemde başarılı bir İYİ Parti vaat ediyorum. Evet. Bu çağrımı karşılıksız bırakmayacakları kanaatinde taşıyorum. Partide olan yine önemli isimler, Cihan Paçacı gibi, Oktay Vural gibi isimler Meral Akşener'le birlikte aslında siyaset yapmak için geldiler. Onların böyle bir süreçten sonra bir ayrılmaları gibi bir durum söz konusu olabilir. Vallahi, ayrılmamaları için ne öneriyorsunuz? Şimdi Sayın Cihan Paçacı da tıpkı benim gibi bu partinin kurucularından biri. Ayrıca hepimiz tarafından sevilen, sayılan bir şahsiyet. Geçmiş dönemlerde de ben Cihan abinin eski partimde genel sekreterlik yaptığı dönemde birlikte çalıştık. Ben bu arkadaşlarımızın partinin kurumsal kimliğine sahip çıkma kararlılığı sergileyeceklerine yürekten inanıyorum. Dolayısıyla onları farklı bir düşüncenin sahibi gibi görebilmem de mümkün değil. Eminim partiye sahip çıkacaklar. Partiyi, bakınız bir de şu var, partinin
hem belli güç merkezleri var, hem de partinin bir yerde de vicdanı var. Bu bahsetmiş olduğumuz kişiler, partinin kurucu şahsiyetleri, abi diye sıfatlandırdıklarımız, benim pozisyonumda olanlar sadece partinin kurucu yapı taşları değil, aynı zamanda vicdanını da temsil ediyorlar. Dolayısıyla kararlılık sergileyeceklerine inanıyorum. Kaybettiğimiz bir şey yok. Kaybettiğimiz netice itibariyle bir yerel seçimdir. Geride bıraktığımız seçimlerde bütün partiler beklentilerine karşılık bulabilmiş de değildir. Adalet ve Kalkınma Partisi de çok yerde belediye kaybetmiş. Eski belediyelerini muhafaza edememiştir. Dolayısıyla bu kabil süreçlerden ders çıkarmayı bilmek lazım. Bir süreci doğru analiz edebilme imkanına sahip bir siyasi partiyiz. Bunu yapacağız. Yapacağımız ilk iş de o zaten. Yönetemediğimiz ne var? Geride bıraktığımız seçimde hangi seçmen davranışını ıskaladık? Öncelikle onu belirleyeceğiz. Biz yerel seçimlerde doğrudur bir oy kaybı yaşadık ama son yapmış olduğumuz kamuoyu araştırmalarında pazar günü seçim olsa bulunduğumuz yer oldukça güçlü bir şeyi ifade ediyor, tabloyu ifade ediyor. Evet. Yani açıkça söylüyorum 7.9 civarında görülüyor pazar günü seçim olsa. Yani dolayısıyla seçmenin oy kullanma tercihinin neye göre şekillendiğini ve buradaki kaybın neden kaynaklandığını doğru tespit etmek lazım. Bu analizi yapacak karakterdedir İYİ Parti. Şimdi seçim muhasebesini tabii konuşacağız kongreden sonra. Anladığım kadarıyla bu seçim muhasebesi tam olarak yapılacak. Keşke öncesinde yapsaydık diye ifade ettim. Evet. Yani acele kararlar almasaydık, istifalardan bahsettiğiniz için. Evet, evet. Şimdi burada tabii bildiğim kadarıyla pazar günü, yani seçim gecesi, 31 Mart gecesi Meral Akşener'de istifasını sunmak istedi. Şimdi o istifa tabii yakın çevre tarafından önce bir kongreye gidilsin diye dönüştürüldü anladığım kadarıyla. Burada İYİ Parti nerede hata yaptığını biliyor mu ya da bunu öngörebiliyor mu? Nasıl bunu değerlendiriyorsunuz? Kongre sonrasında mı değerlendireceksiniz? Örneğin muhalefete muhalefet yapmak İYİ Parti'yi sıkıntıya soktu mu seçmen bazında? Ya şöyle bir durum oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi Millet İttifakı'nın belediyelerinin olduğu yerde çok baskın bir kampanya yaptı. Biz de bu seçimlere partimizin Genel İdare Kurulu, Başkanlık Divanı olarak yapmış olduğumuz toplantılarda müstakilen girme kararı verdik. Bu kararı birlikte verdik. Yani kurumsal olarak verdik. Partinin genel merkezi kurumsal anlamda almış olduğu kararın arkasında durmakla mükelleftir. Bunun aksi düşünülemez bile. Bakın ben söylüyorum, o toplantıların hemen tamamında bulunduğum için herkesin ne dediğini, ne konuştuğunu gayet iyi biliyorum. Yani bu seçimlere müstakilen girmemizi arzulayan ve bunu hararetle savunan arkadaşlarımızın bugün müstakilen seçime girdik de böyle bir sonuçla karşı karşıya kaldık diyebilme hakları yoktur. Bu lüks onlara verilmez. Çünkü biz oradaydık. Biz partimizin sadece yerel seçimlere değil, önümüzdeki genel seçimlere de, 2028 yılında yapılacak genel seçimlere de hazırlanabilmesi bakımından kendi özgün kimliğimizin temayüz etmesi düşüncesinden hareketle müstakilen seçime girme kararı aldık. Yani hep birlikte aldık bu kararı. Bu karara karşı çıkan arkadaşlarımız vardı mesela. Bunlardan bir tanesi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayımız oldu bizim. Bursa Milletvekilimiz Selçuk Türkoğlu Bey. Yani bu kararın düşünülmesi gerektiğini söyledi. Ama buna rağmen kararın hilafına oy kullanmış olmasına ve kanaat belirtmiş olmasına rağmen Bursa'dan Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak sorumluluk üstlendi. Yine Sayın Turan Çömez bu karara
mesafeli yaklaşan bir milletvekilimizdi. Ama parti bu kararı aldıktan sonra o kararın, o kurumsal kararın arkasında durarak Bursa'da seçime girdi. Şimdi arkadaşlarımız siyaseten tecrübeli insanlar. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Yasin Öztürk aynı zamanda Denizli Milletvekili. O da bu kurumsal kararın arkasında durdu. İşte Ayyüce Türkeş, Ordu'da işte Enver Yılmaz, Samsun'da Nilay Hanım, daha isimlerini sayamayacağım kadar değerli, çok sayıda insan partisinin almış olduğu bu kurumsal kararı savunarak mücadele tercihinde bulundular. Şimdi biz hem bu kararı aldık hem bu kararı uyguladık ama neticesinde de bir başarısızlıkla karşı karşıya kaldıysak kabul etmek lazımdır ki bir yerde yanlış yaptık. Ben o yanlışı şöyle tespit ediyorum. Bu tamamen bizden kaynaklı bir durum da değildir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu büyük şehirlerdeki baskın kampanya uygulamaları Adalet ve Kalkınma Partisi kazanmasın hissiyatı yarattı. Ve dolayısıyla seçmen AK Parti kazanmasın diyerek bir yerde konsolide oldu. CHP'de. Bu yerel seçimin karakteristik özelliklerinden biri. Yani yerel seçim genel seçimlere benzemez. Tek dereceli bir seçimdir. Dolayısıyla küçük oranlarla da kazanıp kaybedebilirsiniz. Seçmen o riske girmedi ve iktidarın karşısında bir tavır sergiledi. İyi Parti'nin seçmen kitlesi de zaten AKP karşıtlığı, AK Parti karşıtlığıyla tanınır ve bilinir. AK Parti kazanmasının endişesine binaen oy kullanma tercihlerini böyle şekillendirdiler. Dolayısıyla bizim elbette ki aldığımız yaralar var ama biz bir savaş kaybetmedik netice itibariyle. Bir seçim kaybettik ve bu kayba neden olan şartları ve amilleri oturacağız, düşüneceğiz, değerlendireceğiz. Böyle bir durum oldu diye fırsatçı bir bakış açısının sahibi gibi davranamayız. Yani bu vasattan siyaseten istifade etmeye yönelik bir tavrın mümessili olamayız. Biz iyiler ve cesurlar hareketiyiz. Bu zamana kadar yaptıklarımızın da unutulmaması lazım. İyi Parti kurulduğu günden itibaren Adalet ve Kalkınma Partisi tek başına iktidar olamıyor. Bu herkesin takdirinde olan bir husustur. Ayrıca İYİ Parti'nin müstakilen seçime girmesi muhalefete de bir şey kaybettirmemiştir. Yani muhalefete muhalefet deniliyor ya, evet. Bu ifadelerde bulunuluyor. Hatta bunların üzerine İYİ Parti'nin siyasi ömrüne de vade biçiliyor. İYİ Parti şu anki konumuyla muhalefete zarar vermemiş ama bir siyasi riskin bedelini de ödemeyi göze almış bir parti kimliğiyle ortada duruyor. İyi Parti'yi bu yönüyle ele almak ve değerlendirmek lazım. Yani geleceğe dair büyük umutlar taşıyorum ben. Ve aday olmamın sebebi de o. Bakın ben açık ve net olarak söylüyorum. Ben Müsavat Dervişoğlu'yum. Ben bütün siyasi mansıplarımı bu partiden aldım. Yani bu parti beni genel başkan yardımcısı yaptı, bu parti beni milletvekili yaptı, bu parti beni grup başkan vekili yaptı, bu parti beni genel başkan adayı yaptı. Ne yaptıysa bu parti yaptı. Bu partiye olan sadakatim ve bağlılığım tartışılmaz. Dolayısıyla partinin başarısızlıkları üzerine inşa edilmiş bir siyasi stratejiyi de ben asla ve kata benimsemem. Bunu yapanları da yadırgarım. Şu anda bizim yapmamız icap eden şey bu süreçte partinin birliğini, beraberliğini muhafaza edebilmek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sesinin gür çıkmasını temin edebilmek, iktidara namzet bir parti konumuyla da meydanlara çıkmak. Ben o meydanlarda 22 seneden beri meydanları işgal eden Tayyip Erdoğan'ın karşısında mücadele etmek istiyorum. Onun için aday oldum. Peki.
Meral Akşener siyasete veda etti mi yoksa sadece genel başkanlığı mı bıraktı? Yani Meral Hanım'ın siyasete dönmesi söz konusu olabilir mi ilerleyen dönemde? Vallahi bu kendi kararlarıdır. Yani bu benzer düşüncelerin yanında benzer yakıştırmalar da söz konusu oluyor. Sayın Genel Başkanımız şu anda İYİ Parti Genel Başkan adayı olmayacağını açıkladılar. İYİ Parti Genel Başkan adayı olmayacağını açıkladığında da aday olacak arkadaşlar ortaya çıktılar. Bunlardan bir tanesi de benim. Geleceğe dair bir kehanette bulunmak istemiyorum ama Sayın Meral Akşener'in bilgisi ve birikimleri ayrıca da tecrübeleri noktasında Türk siyasetinde yol gösterici vasfı devam edecektir. Yani geçmiş dönemlerde partilerinin başından ayrılan kişilerin yaptığı gibi bunca tecrübe yok sayılamaz çünkü. Mutlak surette istifade edilecektir bu bilgilerden ve tecrübelerden. Bunu her partiden insan yapacaktır ayrıca. Yani ben şimdi bugün Süleyman Demirel şayet yaşıyor olsaydı tecrübelerinden ve bilgilerinden istifade edebilmek için yanına giderdim. Yani siyaset öyle bir sorumluluğu da beraberinde getiriyor. Ama bunu speküle edilen bir başka tarafı var. O da şu, Musavat Dervişoğlu genel başkan olacak. İşte ondan sonra parti belli bir döneme geldikten sonra acaba şöyle mi olacak? Evet, yani böyle. Bir geçiş döneminin yani adayı mısınız? Kendime yakıştıramadığım bir sıfat olduğu için ifade etmekte de zorlanıyorum. Yani acaba emanetçi mi sonradan ona mı devredecek diye. Öncelikle şunun bilinmesini istiyorum. Bir kere ben o karakterde biri değilim. İkinci olarak Sayın Meral Akşener de öyle bir zihniyette değildi. Sayın Meral Akşener, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in de bildiği gibi İYİ Parti'nin içinde vesayet altında kalabilecek insan yoktur. Yani buradan şunu çıkarmasınlar insanlar, bunu speküle ederek yanlış neticeler verecek kelamları da sarf etmesinler. Bakın altını çizerek söylüyorum. Ne ben vesayet altında siyaset yapacak karakterdeyim, ne de Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener öyle bir zihniyettedir. Evet. Bunlar fevkalade yanlış değerlendirmelerdir. Ayrıca Sayın Genel Başkanımız siyasete dönmek istiyorsa kongre kararını niye alsın? Kongre kararı aldıktan sonra siyasete devam etmek istiyorsa genel başkan adaylığını sürdürür, bu kongreyi de rahat bir biçimde kazanırdı. Yani hiçbir kaygım yok kazanacağına taalluk eden, öyle bir şeyim yok. Sayın Genel Başkanımız böyle bir tercihte bulundu. O tercihe saygı göstermek yerine o tercihi başka bir şekilde speküle etmeye çalışanları da sadece yadırgamıyorum, aynı zamanda ayıplıyorum. Bilinmesini isterim. Süremizi tamamlamak üzereyiz. Son bir dakika, son bir mesajınızı alalım delegelere yönelik olarak. Çünkü 5 gün sonra artık kongreye gidiyorsunuz. Evet. Önemli bir seçim olacak. 70 delegenin imzasını alarak aday olacaksınız bildiğim kadarıyla. Vallahi şöyle bir durum var. Parti tüzüğümüze göre imza olması gerekiyor. 5'te bir delegenin imzasını almak gerekiyor. Dolayısıyla o alanda hiçbir adayın bu konuda zorlanacağı kanaatini taşımıyorum. Bir taraftarlaşma olmasın düşüncesinden hareketle de özel bir fazla imza toplama gayretim yok. Ben delege arkadaşlarımla konuşurken öncelikle hepsiyle birebir temas etmek arzumu ifade ediyorum. Ama zamanın darlığı yüzünden bu görüşmeleri yüz yüze yapamıyoruz. Telefon kullanmak, o yöntemi kullanmak mecburiyetinde kalıyorum. Partinin birliği, beraberliği ve vizyonu içinde anlatılması icap edenleri kendisiyle paylaşıyorum. Bana göre İYİ Parti hala Türkiye için bir umut kaynağıdır. Dolayısıyla bu umudun güçlenerek yaşatılması lazımdır. Delege arkadaşlarımız kararlarını verirken bu şahsi
beklentilerine ve hırslarına göre değil, akıllarıyla ve inançlarıyla, partilerine olan bağlılıklarıyla hareket etsinler. Dediğim gibi ve sürekli vurguladığım gibi İYİ Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde güçlü bir temsile ihtiyacı var. Dolayısıyla mevcut milletvekillerimizin üzerine yeni milletvekilleri de katacağımızı, kongreden hemen sonra katacağımızı da buradan söyleyebilirim. İYİ Parti grubu daha da büyüyecek. Delege arkadaşlarımızın kongreyi taraftarlaşmadan demokratik geleneklerimize ve partimizin ahlakına uygun bir biçimde gerçekleştirmeye çalışacaklarını da inanıyorum. Dolayısıyla Ankara'ya gelecek 1300 delegenin oyuna, desteğine ve duasına talibim. Onu benden esirgemeyeceklerine de yürekten inanıyorum. Ama ben çok sayıda ben diyemiyorum. Genellikle biz demeye alışmış bir siyasi dil ve gelenekten geliyorum. Ben öyle bir dil kullanıyorum. İnsanların da dediğim gibi yine altını çizerek taraftarlaşmadan, ayrılığa vesile olabilecek yanlış adımları atmadan birliğe vesile olabilecek davranışların mümessili olmalarını arzuluyorum. Bana kimsiniz diye sorarsanız ben İYİ Parti'nin birleştirici gücüyüm. Öyle olmak ve öyle kalmak istiyorum. Milyonlarla meydanları doldurabilecek bir siyasi kudrete sahip olma arzusunu taşıyorum. Peki. İktidar yolculuğunu da başlatmak istiyorum. Gemiyi önce limana yanaştıracağız. Ondan sonra da küçük rüzgarlarla uğraşmayacağız. İYİ Parti Allah'ın izniyle Türk siyasetinde yeni bir fırtına dönemini başlatacak. Musavat Dervişoğlu'nun talip olduğu odur. Peki. Çok çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Başarılar diliyoruz. Sağ olun. İYİ Parti 27 Nisan'da kongreye gidiyor. Olağanüstü kongre, seçimli bir kongre. İşte o kongre öncesinde genel başkan adayı Musavat Dervişoğlu yayın konuğumuzdu. Ankara'dan herkese mutlu günler.